akrabalarımdan tepki aşırı giriyorsun. Kafayı yemiş, kafayı oynatmış. Gerek yakınlarımdan, akrabalarımdan. O çok kafayı yiyor. Deli mi? O çok kafayı yiyor. Deli mi? Dedi sus lan sus lan. Aynen bu şekilde götürdüler beni. Ta karakola kadar. Einstein'ın o zaman göreceğidir demiş olduğu o test, o teori de zaten 1410 yıl önce inmiş kitapta var. Hacı ve Meali Suresi'nde. Abi İngilizcesi o biçimde, Almancası o biçimde, Arapçası o biçimde. Allah Allah. He. Bugün modern bilim diyor ki, Kur'an doğru söylüyor, Kur'an 1400 yıl önce söylemiş, klonlama, kopyalama, kulak arkasındaki hücre yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her tahvim hücrede kardeşim Kur'an'ı. Ramazan çözülmeyen bir sürdür. Sıradan bir kişilik değil yani, farklı bir kişiliği var. O çok kafayı yiyor. Delidir o. Yok abi, akıllıdır, çok bilgi ya. Hiçbir şey dıştan göründüğü gibi değildir. Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. Görünüşe aldanma. İsim Ramazan, Ulu Cami'de ben 5,5 yıla yakındır takılıyorum. Bizim aslımız baba tarafı Hazreti Ömer, anne tarafı Hazreti Muhammed'e dayanıyor. Diyarbakırlıyım ben. Tarihi, ilmi, bilimi anlatıyorum. Yeti bilişen diyorum. Ama bu 5,5 yılı zaman zarfından sonra belli bir dönemde fazla gelmiyorum. Sadece tanıdıklar, misafirler geliyor. Onlara biraz ilgileniyorum. Şimdi insanlar hak ağır oldukları için, ilahi mesaj ağır olduğu için ister istemez kendilerine dokunuyor. İster istemez dışlıyorlar. Kabul edinmek istemiyorlar. Efendimiz'i hangi sebeple dışlamışlarsa beni o sebeple dışlamışlar. Ya vallahi yani çevren akrabalarımdan tepki aşırı giriyorsun. Yok bu şekilde olmaz. Kafayı yemiş, kafayı oynatmış. Gerek yakınlarımdan, akrabalarımdan. Ramazan abi garibandır. Ateistler, sosyalistler, deistler geldiler. Biri dedi, neden bileceğim Kur'an değiştirmemiş, İncil değil. Dedi, İncil belki değiştirmemiş. Dedim, ben sana bilimsel, gavurum. Gavurun Kur'an değiştirmemiş, bilimselini getirsem, evet Kur'an'da aynı şey ayeti var. Sen kabul edecek misin? Baktım sesini çıkaramadı. Dedim, bana İncil'den bir tane mucize getir. Bir tane. Kur'an'da yanlış değilsem Fussilet suresi 21-22-23'te geçen bir ayet konu var. Diyor ki o gün el, göz, ayak konuşacak. Yüce Allah Azze ve Celle el, göz, ayağı o gün konuşturacak. Ve ayetin devamı da var. Bizimle alakalı olduğumuz konu bu. Allah'a Efendimiz döneminde bu ayet anlaşılmıyordu. Tamam, sahabeler iman getiriyordu, resimler gösteriyordu. Ama bugün modern bilim, teknoloji çok ilerlediği için o muteşabe ayet bugün muhkem ayete dönmüş. Mesela kan tahlili, idrar tahlili, büyük abdestlik tahlili veya affedersen bir sızınız, bir kalınız, bir saç tüyünüz veya affedersen bir tükürüğünüzün bir de içinde DNA'nız sizin kimliğinizi, şifrenizi okuyor. Sizin kim olduğunu söylüyor. Burada konuşuyorsa orada niçin konuşmasın? Veya ayette diyor o gün cennetteki insanlar cehennemdeki insanlara gelecek. Bugün WhatsApp'la, iletişimle, okyanus ötesi salisede iletişim kurabiliyorsak yüz yüze o gün neden görüşülemesin yani? O günkü müteşabih ayet, inen ayet bugün mesela muhkem ayete dönmüş mesela. Mesela Kur'an'da var mesela şeytan diyor ki andolsun ki yaratılışları değiştireceğim. Hayvanların kulak arkası şu klonlama hayvanlarda kulak arkası hücreyle daha kolay daha güzel bir şekilde yapılıyor. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor. Kur'an 1400 yıl önce söylemiş. Klonlama, kopyalama kulak arkasındaki hücreyle yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her tahvim hücrede kardeşim Kur'an'ı.
getirsin Kur'an'dan varsa bir çelişki biz inanalım. Mesela ben bir ara 10 yıl önce tevafuku olarak bir ateist sitesine girdim. Diyor ki aşağı aşağı bir ayet getir diyor önüne gönlüme. Bir meal olarak her şeyle Zülkarneyn güneşi kara balçıklı bir gözlerde batar halde buldu. Adam diyor ki güneş nasıl kara balçıklı şeyin içine girer? Kur'an Arapça inmiş. Arapça inmiş demek Arapçanın bir dil bilgisi kuralı var. Meal eksik bırakma demek. Arapça inmiş. Arapçanın gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, kinaye, teşhis, intak, mübalağa, mecaz, mürsel, tarih, bir söz sanatı var. Bir edebi metini var. Sen o Arapçanın edebi metinini anlaman için Arapçanın kuralını bilmen lazım. Sen kalkıp onu Türkçe meallere bakarsan meal zaten anlaşılmıyor ki yani. Onun temeline inmen lazım. Zülkarneyn güneşi kara balçıklı gözede buldu demek Zülkarneyn güneşi kara deliğin içine. Bugün modern bilim kara deliği ispatladı bile. Kara delikte zamanın durma noktasına geldiğini, yoğun bir yer çekimi olduğunu şu an bilim ispatladı. Hatta Einstein, Albert Einstein diyor ki ışık hızı aşılamaz. Güneşten kopan bir ete parçacıkları var. Ömrü çok kısa. Modern bilime göre diyor ki bu nasıl 150 milyon kilometreden okyanuslara geliyor, yeryüzüne geliyor. 150 metrelik ömrü olan bir insan demek ışık hızını aşmış gelmiş. Mesela en son yapılan bilimsel araştırmaya göre takviye parçacıklarının ışık hızını aştığı foton parçacıklarının bazılarının ama her foton her ışık değil ha. Çünkü her ışık tanecikleri ışık hızını aşamıyor. Kimisi çok hızlı. X ışını çok hızlıdır mesela. Bazı ışınlar var ışık hızına yakındır. Bazı ışıklar var foton ışıkları var parçacıklar var. Işık hızından daha yüksektir mesela. Her ışık hızını aşamıyor mesela. Yapılan en son bilimsel araştırmaya göre somut olarak yani ışığın hızının aşıldığını. Albert Einstein diyordu aşılamaz ama yüce kitabımız Kur'an'da yaklaşık olarak 1410 yıllık önce gelmiş kitapta 7-8 kişinin zaten ışık hızını aştığını ben size camideki anlattım. Einstein'ın o zaman görecelidir demiş olduğu o test, o teori de zaten 1410 yıl önce inmiş kitapta var. Hac ve Maariş Suresi'nde. Hazreti Muhammed nereden biliyor 1410 yıl önce bu ışık hızı aşılacak ayetleri var ki güneşin kara deliğin içine kara başlığı bir gözede kara delik olduğunu mesela olduğunu bugün modern bilim bile ispatlıyor. Yani evet. Mesele bu yani. Yok çelişki yok. Yani olsaydı bir şüphe ben bırakırdım. Ben 28'de okuyorum kardeş. Bizde problem var. Bacalarımız tıkanmış. Bak biz insanların soba bacaları tıkanmış. Duman iyi gitmiyor. Yanlış malzeme atıyoruz. Bunu alıyoruz. Kalorifer kazanlanmış, tıkanmış. Allah ayette uyarmış. Ve ma yezzekeru illa ulul elbab. Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir. Bakın bugün Kur'an'a bakın. En çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel edilen kitap işin acı tarafı yine Kur'an'dır. Tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Söz var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerinle sanma, görmediklerine ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bilinir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekim Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Kul veya Hazreti Musa kıssasından neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan göründüğü gibi değildir. Yani iç aleme baktığı zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habir kulu emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, al birazcık sana o yalan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.